Sevgili öğrencilerimiz, kısa bir süreliğine ara vermek zorunda kaldığımız eğitim-öğretim süresine video konu anlatım ve soru çözümlerine devam ediyoruz. Salihli Fen Bilimleri Okulları 2. Sınıf Sümresi olarak Türkçe dersimize başlıyoruz. Konumuz, sebep-sonuç cümleleri. Bir olayın gerçekleşmesi için bir sebep olduğunu belirten ifadelere sebep sonuç bildiren ifadeler denir. Yani bir cümlede bir şeyin bir sebebi var bir de sonucu var. Okula gittiğim için güzel bilgiler öğreniyorum. Sonucum ne burada? Güzel bilgiler öğrenmem. Sebebim ne? Güzel bilgiler öğrenmemi ne sağlıyor? Okula gitmem. Şimdi bu tarz cümlelerin bize ipucu veren bazı kelimeler vardır. Cümlelerin içinde bu kelimeler bulunur. Biz sebep sonuç cümlesi olup olmadığını buradan da anlayabiliriz. İçin, çünkü, bundan dolayı, bu sebeple, dolayısıyla, bunun sonucunda gibi sözcükler sebep sonuç bildiren cümlelerde kullanılırlar. Hasta oldum çünkü soğuk su içmiştim. Sebebim ne burada? Soğuk su içmem. Sonucum ne burada? Hasta olma. Ne yaptık? Buradaki kelime ne? Sebep sonuç cümlesini bildiren kelime ne? Çünkü. Örneklerle daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. O yüzden örneklere geçelim. Terli terli su içtiği için hasta oldu. Biraz önce benim verdiğim örneğin aynısı. Sebebi ne? terli terli su içmesi. Sonuç ne peki? Hasta olması. Peki buradaki sebep sonuç bildiren kelime ne? İçim. Annesi hasta olduğu için çok üzüldü. İlk önce ifadeyi bildiren kelimemizi bulalım. İçin. Çok üzüldü sonucumuz. Çok üzülmesi. Çok üzülmesinin sebebi ne? Annesi hasta olduğu içinmiş. Yani annesinin hasta olması. Olaylardan önce olan sebep, sonra olan sonuçtur. Buraya bir ünlem işareti çektim arkadaşlar. Neden? Olay ne burada? Çocuğun çok üzülmesi. Peki bundan önce olan neydi? Annesinin hasta olması. Demek ki olaylardan önce olan sebep, olaylardan sonra olan ise sonuçtur. Bunu bilirsek eğer bu bizim aklımızda böyle bir cümle olarak kalırsa sebep sonuç cümlelerini bulurken de bir ipucu olur. Evet, alıştırmalarla devam ediyoruz. Çok üşüyorum bu sebeple kalın kıyafetler giydim. Sebebi ne? Çok üşümesi. Sonucu ne? Kalın kıyafetler giymesi. O zaman sebebe çok üşümesi yazıyoruz. Sonucu ise kalın kıyafetler giymesi. Zaten burada bize bu kelime ipucu veriyor. Bu sebeple çok üşümesi sebebiyle kalın kıyafetler giymiş. Evet. Saçlarım çok uzadığı için babam beni berbere götürecek. Babası neden berbere götürecek? saçları çok uzadığı için o zaman sebebimiz saçlarının çok uzaması. Sonucumuz ne? Babasını berbere götürecek olması. Buradaki kelimemiz ne? İçin Peki burada bir tane daha bir cümlemiz var. Bunu okuyalım. Ödevlerimi yapmadan önce biraz kitap okudum. Sizce burada bir sebep sonuç ilişkisi var mı? Bence yok. Bakalım. Ödevlerimi yapmadan önce biraz kitap okudum. Bu sadece öncelik ve sonralık. Burada bir sebep sebep sonuç ilişkisi yok. Aşağıdaki cümleye bakalım. Mangaldaki etler pişmeye başladığından dolayı etrafa güzel kokular yayıldı. Ne demiştik biz burada? Bir daha bu kelimelerimizi bakalım. İçin, çünkü, bundan dolayı, bu sebeple, dolayısıyla bunun sonucunda. Bundan dolayı, başladığından dolayı. Buradaki ipucu kelimemiz dan dolayı. Sebep ne peki? Mangaldaki etleri pişmesi. Sonuç ne? Etrafa güzel kokuların yayılması. Devam ediyoruz önce ipucu kelimelerimizden bahsetmiştik ya sebep sonuç bildiren ifade kelimelerinden. Şimdi bu boşluklara onları yazalım. Gözleri bozuldu. nokta 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 telefonla uzun saatler oyun oynuyordu. Buraya ne yazabiliriz? Çünkü. Gözleri bozuldu çünkü telefonla uzun saatler oyun oynuyordu. Gözlerinin bozulmasının sebebi telefonla uzun saatler oyun oynaması. Bu sefer sonucumuz nerede? Başta. Sebebimiz nerede? Sonda. Burada da sebebin ilk başta, sonucun da en sonda olmadığını görüyoruz. Bu tarz cümleler de gelebilir karşımıza. Anlamlarına bakarak çözebiliriz. Okul servisimizin lastiği patladı. Eve biraz geç kaldım. Ne diyebiliriz buna? Evet. Bu sebeple okul servisimizin lastiği patladı. Bu sebeple eve biraz geç kaldım. Sebebi ne? Lastiğin patlaması. Sonucumuz ne? Geç kalınması. Elektrikler kesildiği için dün akşam erken uyuduk. Buradaki kelimemiz hangisi? İçin. Sebebimin, sebebimiz ne? Elektrikler kesildiği için dün akşam erken uyuduk. Sebep elektriklerin kesilmesi. Sonuç da erken uyumak. Havalar ısındığından dolayı annem yazlık kıyafetlerimizi çıkardı. Dan dolayı kelimemiz neden annesi yazlık kıyafetleri çıkarmış? Havalar ısındığından dolayı. Yani sebebimiz havaların ısınması. Sonucumuz ne? Yazlık kıyafetlerimizin çıkması. Devam ediyoruz. Annem elbise aldı çünkü sınav sonucum çok iyi gelmişti. Buradaki kelimemiz hangisi? Çünkü. Sebep ne? Sınav sonucunun iyi gelmesi. Sonucumuz ne? Annesinin ona elbise alması. Okula gitmediğimden dolayı konularım eksik kaldı. Neden konuları eksik kalmış? Okula gitmediğinden dolayı. O zaman sebep okula gitmemesi. Sonucu ne peki? Okula gitmediğinden dolayı konularının eksik kalması da sonucumuz. Yine kelimemiz den dan dolayı. Çok yaramazlık yaptım. nokta 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 öğretmenim ceza verdi. Ne olabilir sizce buraya? Çok yaramazlık yaptım. Bu sebeple öğretmenim ceza verdi. Öğretmenin ceza vermesi sonuç. Çok yaramazlık yapması sebep. Evet çocuklar, dersimiz burada bitmiştir. İyi çalışmalar, görüşmek üzere.